kiracı Ferdi Ustabaş. Kendisi sıvacılık, boyacılık yapıyor genelde. Güvenlik görevlisi olarak çalıştığını da söyledi bana. Genelde hep üstünde kırmızı üst var. Şapkayla da şu an gizlenmek için takıyor şapkayı. Bunlar spotçular. Usulsüz işlem yapıyorlar. Herhangi bir fatura, işte ne bileyim, evin tapusu tarzı bir şey belirtmeden, istemeden evdeki eşyaları satın alıyorlar. Çalışıyor makinesi kanka. Ayrıyeten zaten spotçulardan da şikayette bulunacağız. Gidiyorlar Spotçular kaç paraya anlaşmışlar şimdi. peki? 3 eşyayı 2000 liraya anlaşmışlar. Yaklaşık buzdolabını zaten spotçu 1,5'a satıyor. Televizyon da 1,5'a satsa çoktan kârını çıkartıyor adam. Ev sahibi spotçuları buluyor, çağırıyor, arıyor. Bu ev sahibi şu an kiracım olan, o an kiracım olan kişi. Daha sonrasında Doblo bir araç ile spotçular geliyor. Diğer arkadaş arıyor yukarıdakileri, kapıyı açmalarını istiyor. Kapıyı açıyorlar. Daha sonrasında hepsi yukarıda evi boşaltmaya başlıyorlar. Çıkıyorlar. Süpürge makinesi, televizyon üstünü örtmüşler. Bu şekilde götürüyor bu kişiler. Şöyle devam edelim. Sonra kiracı buzdolabını götürüyor. Bu evi de ev sahibiyim. Daha önceden boyacı diye tuttuğum bir arkadaş evimde kalmak istediğini söyledi. Ben de daha kendisini kiracı olarak evime tuttum. Bir 20 gün boyunca kalmak istediğini söyledi. İşleri vardı, kira, boya, sıva gibi işler yapıyordu. Kendisi parayı 20 gün sonra alamadığını söyledi. Bir 3 gün daha müddet istedi benden. Bu 3 gün boyunca beni sürekli oyaladı. Ve daha sonrasında kamera kayıtlarına baktığımda adamın evdeki eşyaları çaldığını gördüm. Eve gelemedim. İlk önce kapıyı kilitlemişti. Anahtar da yoktu tabii ki de. Kamera kayıtlarını izledim. Daha sonrasında polis karakoluna gittim. Polis eşliğinde eve girdik. Evde dediğim gibi televizyon, buzdolabı, süpürge makinesi ve diğer küçük eşyalar hepsini götürmüştü kendisi. Ev Yani dağınık bir şekildeydi. Daha sonra polis karakoluna gittim. Kamera kayıtlarından sattığı kişileri bulduk. Daha sonraki gün sattığı kişileri ben kendi aracılığımla Düzce'yi arayarak buldum. Polise ihbar ettim. Onların tabii bir suçu yok. Spotçu oldukları için serbest kaldılar. Da şu an bu adam 6-7 yerden galiba aranıyormuş. Hala da arıyoruz. Buradan tüm halka sesleniyorum. Lütfen evinize tuttuğunuz boyacıyı, sıvacıyı, kiracıyı çok iyi araştırın. Gerekirse karakoldan kaydını isteyin. E-Devlet'ten sabıka kaydını isteyin. Her türlü şekilde dikkat edin. Yoksa eviniz bu şekilde benimki gibi soyulur. Tam takır kuru bakır kalır eviniz sonra.